İnşallah Elbistan Festivali'ni 25 Temmuz, 31 Temmuz arasında 7 gün sürecek şekilde hazırlıyoruz. Sosyal, kültürel, sportif birçok faaliyeti inşallah yine icra edeceğiz. Ülkemizin çok kıymetli sanatçılarını Elbistan'da ağırlamayı umuyoruz. Elbistan biliyorsunuz yurt dışında kendi nüfusunun üzerinde bir nüfusu barındıran bir şehir. Dolayısıyla gurbetçi vatandaşlarımızın da şehrimize yoğun geldiği tarihler Temmuz ayı. Temmuz 20'den sonraki kısım birçok Avrupa ülkesinde de okullar tatil sonrası bir tarih olduğu için katılımcı sayıları çok güzel oluyor. Geçen yılki festivalimize 75 bin civarında katılımcı olmuştu. Her gün konserlere çok yoğun bir talep gördü. Haliyle yurt içi ve yurt dışı derneklerimizle bu konuda yine birlikte çalışıyoruz. Onların da taleplerini alıyoruz. Hangi sanatçıları şehirde görmek istersiniz diye. İnşallah yine Pınarbaşı'nda yapmayı düşünüyoruz. Kahramanmaraşlar Federasyon Başkanımız Uğur İnanç Bey de bugün burada. Efendim Uğur Bey'in inşallah İstanbul'dan desteklerini de talep ediyoruz. Biz Elbistan'da gençlerimize inşallah farklı bir yaz etkinliği havası yaşatmanın telaşındayız şu anda. Geçen gün bir kardeşim şöyle bir şey söylemişti. Kendimi ilk defa Ege'de hissettim dedi. Belki sizler de şahit oldunuz buna. Dolayısıyla üniversite kampüsünde sanki etkinliklerin yapıldığı bir alan gibi. Pınarbaşı'nın hem böyle kültürel, tarımsal ürünler, sportif bir takım yarışmaların efendim olduğu günleri yaşadık geçen yıl. Bu sene bunu biraz daha geliştireceğiz inşallah. Dolayısıyla ben tüm öncelikle Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi, onun dışında da bölge insanımızı Elbistan'da ağırlamakta mutluluk duyarız. Aracılığınızla bunları ifade etmek istiyorum. Konserimiz Haluk Bey'le başlayacağız nasip olursa 25 Temmuz'da. Sanatçımızla yaptığımız görüşmede onların programı uygundu. Hani olağanüstü bir durum olmazsa ertelemeyi düşünmüyoruz nasip olursa. 25 Temmuz'da başlayacağız Haluk Bey'le beraber. Kıymetli dostlar, bu seneki festivalimizi geçen yıl gurbetçilerimizin anısına yapmıştık. Bu seneki temamız da Mahzuni Şerif olacak. Mahzuni Şerif anısına düzenliyoruz bunu. Onun için sanat camiasından da yoğun bir ilgi olacağını düşünüyorum ben. Hatta Haluk Bey Mahzuni Şerif ile ilgili bir albüm çıkardı biliyorsunuz. Onun eserlerinden oluşan bir albüm. Her gelen sanatçımıza da bunu şart koşacağız. Mutlaka Mahzuni parçaları okumasını isteyeceğiz. Yani gelen rapçilerden de bunu istedik. Geçen yıl sağ olsun kırmadılar. Cem Adrian Mahzuni Şerif'in parçalarından okumuştu biliyorsunuz. İlk defa okuduğu parçalar olmuştu. İnşallah ben Haluk Bey'in de sürprizlerle geleceğini düşünüyorum.